Merhaba, merhaba. Sıra dışı bir kilisenin önünde duruyoruz. Aslında trafiğin ortasında duruyoruz. Şehrin göbeğindeyiz. Roma'nın merkezindeyiz. Panteona çok yakınız ve forumdan 10 dakika uzaklıktayız. Bu, Cizvitlerin ana kilisesi olarak inşa edilen kilisenin merkezi durumunu açıklıyor. Kilise 1500'lerin sonlarına doğru Aziz Ignacio Loyola'nın ölümünün ardından inşa edilmiş. Kiliseye İsa anlamına gelen Cezu adı verilmiş. Bunun sebebi İsa'nın adını yüceltmek. Bunu binanın cephesinde yaldızla yazılmış olarak görebilirsiniz. I, H, S harfleri Latince'de bazen de Yunanca'da İsa ismi olarak kullanılır. Kurucunun ismini de görüyoruz. Kurucunun adı önemli. Alessandro Farnese çok zengin, güçlü, sanatsever bir kardinaldi. Hadi içeri girelim mi? Girer girmez canlı renklerin yumuşadığını görüyoruz. Çünkü karanlık. Karanlık çünkü hava bulutlu. Burası barok sanatın zekadan çok hayal gücüne hitap eden yaklaşımının yanında rasyonel bir yer. Duyular içinde, zeka içinde keyif verici bir yer. Çünkü odaklanma duygusu var. Öyle çok karmaşık falan bir alan değil. Kilisenin tüm temasını kapsayan İsa ismi yine tavanda. Sade olma isteğiyle ilgili olduğu düşünülebilir. Ee, boşluk denemez ama Trent Konsülü ile bazı ayrıntıların kaldırıldığı söylenebilir. Trent Konsülü sade olma kararı verdi. Ama yine de oldukça süslü gözüküyor. Bu kullanılan materyalle ilgili. Materyali incelersek sade olma sebebinin Klasikleştirme olduğunu söyleyebiliriz. Rönesans kiliselerinde görebileceğimiz Korint sütunlar ve alınlıklar var. Kırmızı mermer ve Sicilya akiyi gibi zengin malzemeler kullanılmış. Bazıları spolia yani antik Roma eserlerinden alınıp yeniden kullanılan parçalar. Neden bilmem ama yeni Hristiyan Roma'yı antik pagan geçmişinden kalan parçalarla inşa etmek alışılmış bir uygulamaydı. Burada odak mihrapta. Geliş gidişlere alan sağlamak için koridorlar kaldırılmış. Kenarlardaki şapellerin arasında açıklık var. Asıl vurgu ise büyük açıklıkta. Üstümüzde görkemli fresklerle süslü bir tavan var ve en dipte yıldız yağmurunun ortasında bronz kaplamayla yazılmış İsa ismi var. İkisi de Roma'da erken barok döneminden beri olan bir şeyle alakalı. Bernini'nin San Pietro Kilisesi'ndeki apsis süslemesi. Orada da aynı ışık patlaması, kutsal ruhu sembolize eden vitraydan bir, bir güvercinden gelir. Duvar adeta erimiş gibidir. Dünyeviden uhreviye, dünyasal olandan kutsal olana doğru gider. Cisimden ruha gider. Ama aslında maddeden yapılmıştır sıvadan yapılmıştır son derece basit bir malzeme ama yine de tiyatro bu aslında sinema veya tiyatroya gittiğimizde yaptığımız şey dünyevi varlığımızdan geçici olarak sıyrılmak isteriz her şeyi askıya alır başka alemlere gideriz bunu büyük ölçüde bernini'ye borçluyuz bu mimari açıklık resim heykel vitray ve yaldızlı renklerin güzel bir sentezi bu sentez inançlarımızı da sorguluyor. Burada gördüğümüz bulutlarla sonsuzluğa giden bir gök parçası değil. Bu muhteşem bir parlaklık, uhrevi bir parlaklık. Elbette parlayan da güneş değil, cennet. Ama sınırlar belirsiz. Rönesans döneminde ve ortaçağ sanatında bu belirsizlik söz konusu bile olamazdı. Kimse Şöyle mi gölgelesek, böyle mi diyemezdi. Her şey son derece net olmalıydı. Sanat tarihinin bu noktasında ise insanlar neye baktıklarını biliyordu. Ve artık bazı sınırlar belirsiz olabilirdi. Neye baktığımızı bilmiyoruz. Gölge mi, resim mi, şekil mi? Bir süre anlayamıyoruz burada durup bu küçük meleklerin ve meleklerin katı malzemeyle mi resim olarak mı yapıldığını anlamaya çalışan insanlar gördüm. Gerçekten de fresk tahtaya ve diğer panellere de yayılıyor. Bu bir film seti gibi, gerçek dışı bir görüntü ve tavanın tonozlarını kısmen kaplıyor. Bir de yaldızlı mimari dokunun üzerine koyu boya ile yapılan gölgeleme bulutların üstündekilere ait gölgeleri gördüğümüz yanılsamasını yaratıyor. Ya. Dünyevi alemle uhrevi alemin birleşmesi barok dönemde sık kullanılan temalardandır. Bu kilisenin galibiyeti. Diyor ki, bizi takip et. Eğer bize karşı körsen, reddediyorsan, farklı bir dine mensupsan, tabii ki bu politik olabilir, cehaletten veya ahmaklıktan olabilir, sen de reddedilir ve hatta lanetlenirsin. İşte sen, gölgede, gökten dünyaya, oradan da cehenneme düşen figürler arasında oluruz. Anatema, galibiyet. Yalnızca 1600'lerde değil, daha önceleri de, 1520'lerde, 30'larda gerçekleşen Protestan Reformu yapılalı 100 yılı geçmiş. Biliyorsunuz Avrupa'da din yüzünden büyük savaşlar yaşandı. Binlerce Hristiyan birbirini öldürdü. Bu Avrupa tarihinde oldukça dramatik bir andı. Bugün bazı inançların sanat görüşlerinde yansıtıldığını söyleyebiliriz. Bu kesinlik, bu yapı, bu gelenek, ölüm ve ahiret. Herkesin huzurlu, güvenli bir yerde sonsuza kadar kalma arzusu açıkça yansıtılmış. Biz turistler bunu karanlık ve ışığın çatışması olarak görüyoruz. Ancak bu sadece gördüklerimizle ilgili. Müziğin verdiği keskin duyuları unutuyoruz taze çiçeklerin kokusunu unutuyoruz. Tüm bu unsurlar mimari ve sanatla bir araya gelmiş. Ayin ritüellerinde koku, renk gibi uyaranların yanında etrafındakilerin hissettiği şevk de önemlidir. Böylelikle duygulara hitap eder ve zekaya değil duygulara hitap eden barok sanatını yansıtır hale gelir. Bence sanki bu tek vücut olmak gibi. Bu arındırıcı, çünkü girer girmez bu ışıklar göze çarpıyor. Tek başına bu bile çok etkileyici. Hareketten şiire rasyonel olmayan her şey teatral bir geçişle çok güçlü biçimde yansıtılmış. Hoşçakalın.